Kitabımızın adı Kazaklar. Yazar Lev Nikolayeviç Tolstoy. 8. Üç Kazakla Yeroşka amca omuzlarında tüfekleri, sırtlarında yamçılarıyla terek boyunca ilerleyerek önceden belirlemiş gözetleme noktasına vardıklarında hava iyice kararmıştı. Nazarka bu akşam devriyeye çıkmayı hiç istemiyordu. Ama Luka kendisine bağırınca çaresiz ona uyup telaşla hazırlığını tamamlamıştı. Birkaç adımda karakolun yanındaki su yoluna ulaşan Kazaklar buradan belli belirsiz bir keçi yoluna saparak sazların arasından tereke vardılar. Kıyıda suların getirip oraya bıraktığı kocaman bir ağaç gövdesi kararıyordu. Ağacın çevresindeki sazlar ezilmişti ve bu izler yeniye benziyordu. "Burada mı duruyoruz?" diye sordu Nazarka. "Daha iyi yer mi bulacağız?" diye karşılık verdi Lukaşka. "Sen burada bekle, ben bir koşu Yeroşka amcaya domuzların yerini göstereyim, hemen dönerim." "Gözetleme için buradan daha iyi bir yer olamazdı," dedi Yergushov. "Bizi kimse göremez, bizim görüşümüzse açık, burada duralım, dört dörtlük bir yer." Nazarka ile Yergushov yamçılarını yere serip suların yatırdığı ağaç gövdesinin arkasına yerleşirken Lukaşka ile Yeroşka amca kıyı boyunca yürümeye devam ettiler. Yaşlı avcının birkaç adım önünde sessizce yürüyen Lukaşka, "Hemen şuracıkta amca," dedi fısıltıyla. "Domuzların gezindikleri yeri göstereceğim sana, bir ben bilirim orayı." Yaşlı avcı da fısıltıyla karşılık verdi. "Göster dostum, yiğit Lukaşka, Urvan'ım benim." Az sonra Lukaşka durdu, önlerinde bir su birikintisi vardı. Eğilip suya baktı, bir ıslık çaldı. "Buraya gelip su içmişler," dedi taze izleri göstererek. "Bak, görüyor musun?" "İsa hep seninle olsun Urvan'ım," diye karşılık verdi yaşlı avcı. "Anlıyorum. Su yolunun berisinden buraya, Kodluban'a gelip sırtını kaşıyor," diye ekledi sonra. "Sen bir an önce yerine dön. Ben burada pusuya yatıyorum." Yamçısının eteğini sıvayıp kıyı boyunca nöbet yerine doğru bir başına yürümeye başlayan Lukaşka, bir sağında duvar gibi yükselen sazlara, bir ayağının dibinde köpürerek akan tereke bakıyordu. Birden sınırı geçmeye çalışabilecek Çeçen savaşçı düştü aklına. "Besbelli o da beni gözetliyordur şu anda ya da bir yerlerde karnını toprağa yapıştırmış sürünüp duruyordur." Birden güçlü bir hışırtı duydu. Hemen ardından da sudan şapırtılar yükseldi. Lukaşka ürpererek tüfeğine sarıldı. Kıyıdan güçlü bir soluk vererek bir yaban domuzu fırladı. Aynı anda ırmağın pırıltılı aynasında beliren bir karaltı sazlar arasında gözden kayboldu. Luka nişan aldı ama daha tetiği çekemeden yaban domuzu hızla koruluğa dalıp kayboldu. Canı sıkılan Lukaşka yere tükürdü, yürümeye devam etti. Devriyeye çıkan arkadaşlarının bulunduğu yere yaklaşınca durup hafif bir ıslık çaldı. Islığına karşılık alınca arkadaşlarına doğru yürüdü. Nazarka yamçısına sarılmış uyuyordu. Bacaklarının altına alıp oturan Yergushov, Lukaşka'ya yer açmak için az kenara çekilirken, "Ne güzel yermiş burası," dedi. "Gözetleme için daha iyi bir yer bulunamazdı. Amcayı götürdün mü?" "Evet," dedi Lukaşka yamçısını yere sererken. "Az önce de kıyıda koca bir yaban domuzu kaçırdım. Sanırım daha önce de gördüğüm domuzdu. Çıkardığı gürültüyü sen de duymuşsundur." "Duymaz mıyım? Elbette duydum. Bunun bir yaban domuzu olduğunu hemen anladım. Senin ürkütmüş olabileceğini düşündüm," dedi Yergushov, sonra yamçısına sarınırken ekledi. "Yatıp biraz uyuyayım. Horozlar öterken uyandırırsın beni. Sıraya koyalım işi. Önce ben biraz uyuyayım, sonra sen yatarsın, ben beklerim. Böyle yapalım." "Sağ olasın," dedi Lukaşka. "Ama canım hiç uyumak istemiyor." Karanlık, rüzgarsız, ılık bir geceydi. Yıldızlar gök kubbenin yalnızca bir yarısına yığılmıştı. Göğün dağlar tarafında kalan büyük yarısını dev gibi bir bulut kaplamıştı. Dağları da içine alan ve rüzgar olmamasına karşın ağır ağır akan kara bulut kütlesi, dantelli kenarlarıyla yıldızların ışıldadığı mavimsi gökten sert bir çizgiyle ayrılıyordu. Kazak askerin karşısında terek ve uçsuz bucaksız ufuk uzanıyordu. Arkasında ve her iki yanında sazlardan bir duvar yükseliyordu. Hiçbir esinti olmadığı halde arada bir sallanarak birbirine sürtünen sazlardan kuru bir hışırtı yükseliyordu. Aşağıdan bakıldığında aydınlık göğe doğru uzanan tomurcuklu ağaç dallarını andırıyordu sazlar. Terek kazakların hemen ayaklarının dibinden çağıltılarla akıyordu. Coşkuyla akan ışıltı, kahverengi su kütlesi kum tepeciklerinin oluşturduğu sığ yerlerde tek düze biçimde dalgalanıyordu. Daha da ötelerde ise suda, kıyıda, bulutta bıçak kesmez bir karanlığın içinde eriyip yok oluyorlardı. Su üzerinde zaman zaman kara gölgeler beliriyor ama gözleri bu gürültüye alışkın olan kazaklar, askerler bunların suyun sürünüp götürdüğü ağaç kütleleri olduğunu anlıyordu. Arada bir uzak yıldırımların yansımalarını suda kara bir aynaya vuran ışık gibi çakıntılar yaratarak tatlı bir eğimle uzanan karşı kıyı aydınlatıyordu. Sazların hışırtısı, kazakların horultusu, sivrisineklerin vızıltısı ve su şırıltısından oluşan tek düze gece sesleri, bazen uzaklardan gelen bir tüfek patlamasıyla, ırmağın kıyıdan kopardığı bir toprak kütlesinin suda çıkardığı fokurtularla, ansızın su üzerine fırlayan kocaman bir balığın şıpırtılar çıkararak yeniden suya düşmesiyle ya da sık ormanlarda ilerleyen bir yabani hayvanın kuru dalları kırarken çıkardığı çıtırtılarla bozulabiliyordu. Bir kez de koca bir baykuş düzgün kanat sesleri çıkararak terek boyunca uçtuktan sonra kazakların başının üzerinde şöyle bir dönüp ormana yöneldi. Ağaçlardan birine yaklaşıp kanatlarını sık sık çırparak burada bir süre oyalandıktan sonra yaşlı bir çınarın üzerine kondu. Böyle beklenmedik seslerden nöbet bekleyen kazak bir anda kulak kesiliyor, gözlerini kısıp elini usulca tüfeğine uzatıyordu. Gecenin büyük bölümü sona ermişti. Batıya doğru uzanan koca kara bulutun parçalanmış kenar dantelleri arasından tertemiz, yıldızlı gökyüzü göründü. Ters duran altınsı bir yarım ay olanca güzelliğiyle dağların üzerinde ışımaya başladı. Ortalık serinledi. Nazarka uyandı, bir şeyler mırıldanıp yeniden uykuya daldı. Canı sıkılan Lukaşka ayağa kalkıp belinde asılı hançerin altından bıçağını çekti. Harbi olarak kullanmayı düşündüğü dalı yontmaya başladı. Kafasında hep çevredeki dağlarda yaşayan Çeçenler vardı. Onların nasıl bir yaşamları olduğunu, bu yiğit gençlerin bu yana nasıl geçtiklerini, kazaklardan korkmayışlarını ve ırmağın başka bir yerinde de pekala bu yana geçebileceklerini düşündü. Arada bir uzanıp ırmağın karşı kıyısına gözlerini dikiyor ama bir şey göremiyordu. Zaman zaman ırmağa ve ayın ürkek ışıkları altında su kütlesinden belirsizce bir çizgiyle ayrılan karşı kıyıya göz atıyordu. Ama artık Çeçenleri düşündüğü yoktu. Yalnızca arkadaşlarını uyandıracağı saatin gelmesini bekliyor, köyüne gidişini düşlüyordu. Köyde Dunka vardı. Kazakların yavuklularına sesleniş biçimiyle canı biriciği. Dunka aklına gelince içini bir sıkıntı bastı. Derken sabahın bütün belirtileri sökün etti. Irmağın üzerine gümüştü bir sisin ağırtısı çöktü. Onun bulunduğu noktadan az ötede kartal yavrularının içe işleyen keskin çığlıkları ve kanat sesleri duyuldu. Bunu köyden, uzaklardan gelen ilk horoz ötüşü izledi. Ardından bir başka horozun uzun ötüşleri ve buna karşılık olarak yükselen öteki horoz sesleri. Artık uyandırayım arkadaşlar diye düşündü Lukaşka. Harbisini yapıp bitirdi. Gözlerinde bir ağırlık hissediyordu. Yerde yatanlara döndü. Hangi bacağın kime ait olduğunu ayırt etmeye çalışırken birden terekin öbür yakasından bir şapırtı duyar gibi oldu. Ve yeniden orak biçiminde ters dönmüş ayın aydınlatmaya başladığı dağ ufkuna, karşı kıyıya, tereke, ırmak üzerinde yüzen ve artık iyiden iyiye seçilmeye başlayan kara ağaç gövdelerine dikti gözlerini. Bir an sanki kendisi kayıyormuş, terekse üzerindeki ağaç gövdesiyle hareketsizmiş gibi geldi ona. Ama bu yalnızca bir anlık bir yanılsamaydı. Yeniden büyük bir dikkatle suyu gözlemeye başladı. Dallı budaklı, kocaman, kara bir ağaç gövdesi dikkatini çekti. Ağaç tuhaf bir şekilde hiç yalpalamadan, sağa sola dönmeden düzgün bir biçimde ırmağın tam ortasında ilerliyordu. Hatta ağaç sanki akıntıyla sürüklenmiyor da sığ yerlerde terekin önünü keserek ilerliyor gibiydi. Lukaşka başını iyice ileri uzatıp olanca dikkatiyle kütüğü izlemeye başladı. İyice sığlık bir yere gelince duran ağaç gövdesinde tuhaf bir takım kımıltılar oldu. Ağaç gövdesinin altında bir el görür gibi oldu Lukaşka. Şu anda bir abre kincanı benim elimde diye düşündü. Tüfeğini alıp telaşa kapılmadan ama hızlı bir şekilde hazırladığı destek üzerine yerleştirdi. En ufak bir ses çıkarmadan emniyeti açtı ve soluğunu tutarak nişan aldı. Arkadaşları hiç uyandırmayayım diye düşündü. Yüreği öyle hızla atıyordu ki soluğunu tutup sesleri dinledi. Birden yeni bir şapırtı yükseldi ağaç gövdesinden ve kütük suyu yanlamasına kese kese bir kıyıya doğru yaklaşmaya başladı. Tutturabilirsem bari diye düşünüyordu ki ayın cılız ışığı altında birden kütüğün hemen önünde bir Tatar kafası görür gibi oldu. Namlusunu hemen oraya doğrulttu. Tatarların kafası sanki tüfeğin namlusunun hemen ucundaydı. O kadar yakın görünüyordu. Lukaşka bir kez daha baktı. Ta kendisi. Bir abrek bu diye düşündüğü, sevinçle ve dizlerin üstünde doğrulup yeniden tüfeğin namlusunun hemen ucundaymış gibi görünen hedefine baktı. Nişan aldığı ve kazakların daha çocukluklarından başlayarak edindikleri bir alışkanlıkla baba ve oğul için diye mırıldanarak tetiği çekti. Şimşeği andıran bir balkımayla ırmak yüzeyi ve kamışlar aydınlandı. Ani patlama sesi ırmak üzerinden dalga dalga yayıldı. Yankılar birbirini izledi. Ağaç gövdesi artık suda yanlamasına ilerlemiyor, akıntıyla döne döne aşağı doğru kayıyordu. El yordamıyla tüfeğine sarılan Yergushov, oradaki bir ağaç kütüğünün ardında doğrularak uyku sersemi, "Kaçırma herifi, kaçırma diyorum sana," diye bağırdı. "Kes sesini," diye fısıldadı Luka dişlerini sıkarak. Abrekler, "Nazarka'da birini mi vurdun Lukaşka?" diye sordu. "Kime ateş ettin?" Lukaşka yanıt vermedi, tüfeğini dolduruyor, suda ağır ağır yüzen ağaç gövdesine bakıyordu. Kütük az sonra sığlıkta durdu. Kütüğün arkasında suda ileri geri dalgalanan büyükçe bir şey vardı. "Neye ateş ettin? Ne vurduğunu niye söylemiyorsun?" diye üsteleyip duruyorlardı kazaklar. "Az önce söyledim ya, abrekler," dedi Luka. "Yalanını sevsinler. Yoksa tüfeğin kazara mı patladı?" "Abrek öldürdüm diyorum, niye anlamıyorsun?" dedi. Lukaşka heyecandan tıkanarak, sonra ayağa fırlayıp ileride suyun sığlaştığı yeri gösterdi. "Şurada yüzüyordu. Ben de tüfeğimle onu vurdum. Tam şurada." Yergushov gözlerini ovuşturarak, "Hadi oradan yalancı sen de," dedi. Lukaşka onu her iki omuzdan yakalayıp öyle sertçe çevirdi ki Yergushov acıyla "ah" diye bir çığlık attı. "Ben mi yalancıyım?" dedi Lukaşka. "Şu yana baksana, şuraya." Lukaşka'nın gösterdiği yana bakıp da oradaki cesedi gören Yergushov'un konuşma tonu değişti. Sesini iyice alçalttı. "Ana, sana bir şey söyleyeyim mi? Kesin bunun ardından başkaları da gelecektir. Bu besbelli öncüydü. Ötekiler belki buradan, belki az daha yukarıdan suyu geçeceklerdir. Bak, bu dediğime mim koy." Yergushov tüfeğini gözden geçirirken Lukaşka da kemerini çözdü, çerkez kasını çıkarmaya başladı. "Ne yapıyorsun? Nereye gidiyorsun aptal?" diye bağırdı Yergushov. "Oraya gidecek olursan kurşunu alnına yapıştırırlar. Bana güven. Herifi öldürdüğüne göre bir yere kaçıp gidecek hali yok. Şu barutluğunu versene. Tüfeğime biraz barut koyayım. Barut var mı barutluğunda? Nazar, sen de hemen karakolun yolunu tut. Yalnız kıyıdan gitme. Kesin vururlar. Sözümü yabana atma." "Niye ben tek başıma gidiyormuşum?" dedi Nazarka, sesi öfkeliydi. "Kendin gitsene." Çerkez kasını çıkaran Lukaşka kıyıya yaklaştı. "Gitme dedik sana," dedi Yergushov, tüfeğine barut doldurmaya ara verdi. "Görmüyor musun? Adamın kımıldadığı bile yok. Şunun şurasında sabaha ne kaldı ki? Karakoldakiler de gelmiş olurlar. Sen de hemen yola çıksan iyi edersin Nazarka. Korkman gereksiz." "Luka, hey Luka," dedi Nazarka. "Herifi nasıl vurdun anlatsana." Luka suya girmekten vazgeçti. "Karakola birlikte gidin. Ben burada beklerim. Kazaklara da devriye çıkarmalarını söyleyin. Bu yakaya geçenler olduysa herifleri yakalamalı." Yergushov ayağa kalktı. "Doğru söylüyorsun. Herifleri yakalamak gerek." Yergushov'la Nazarka hat çıkararak karakola doğru yola koyuldular. Ancak kıyıdan değil, sık dallar arasından kendilerine güçlükle yol açarak ormandan gidiyorlardı. Yergushov ayrılmadan önce, "Dikkatli ol Luka," dedi. "Burnun ucunu göstereyim deme. Herifler seni burada da bulup şişleyebilirler. Gözünü dört aç. Sözümü yabana atma." "Merak etme. Ne yapacağımı bilirim ben," dedi Luka. Sonra oradaki tümseye oturup tüfeğini incelemeye başladı. Tek başınaydı. Arada bir suyun sığlaştığı yana bakıyor, kazaklar geliyor mu diye çevreye kulak kabartıyordu. Ama karakol bayağı uzak sayılırdı. Lukaşka'nınsa içi içini yiyordu. Öldürdüğü abrekle birlikte gelenler bu arada kaçıp gidebilirler diye tedirgindi. Akşam kaçırdığı yaban domuzuna canı nasıl sıkıldıysa şu anda kaçmakta olan abrekler de canını öyle sıkıyordu. Bazen çevresine bakınıyor, bazen birilerini görebilir miyim diye karşı kıyıları gözetlerken tüfeğini destekleyerek yükselti üzerine sıkıca yerleştiriyor, her an ateş etmeye hazır tutuyordu. Kendisinin de öldürülebileceği aklının ucundan bile geçmiyordu. 9. Ortalık aydınlanmaya başlamış, suların sığlaştığı yerde Çeçen'in akıntıyla hafifçe oynayıp duran cesedi artık iyice seçilir olmuştu. Birden Lukaşka'nın hemen yakınında sazlar haşırdadı. Ayak sesleri duyuldu. Sazların tepelerinde minik süpürgeleri andıran saz çiçekleri oynaştı. Lukaşka tüfeğinin emniyetini açtı, horozu kaldırdı. "Baba ve oğul adına" diye mırıldandı. Tüfek mekanizmasının kurulma sesleri üzerine sazların arasından gelen ayak sesleri kesildi. "Kazaklar, sakın ateş edeyim deme. Ben Yeroşka amcanız" diye alabildiğince sakin, tok bir ses duyuldu. Hemen ardından da kamışların arasından çıkan Yeroşka amca bir anda Lukaşka'nın burnunun dibinde bitiverdi. "Verilmiş sadakan varmış" dedi Lukaşka. "Az kalsın öldürecektim seni. Yoksa birine ateş mi ettin?" Yaşlı avcanın tüm ormana ve nehir boyuna yayılan çınlamalı sesi, Lukaşka'nın hala etkisinde olduğu gece sessizliğinde gizemini de bir anda dağıtıvermişti. Ortalık sanki bir daha aydınlanmış, her şey daha bir görünür olmuştu. Tüfeğin horozunu indiren Lukaşka sakin görünmeye çalışarak ayağa kalktı ama hiç doğal değildi sakinliği. "Sen bir domuz bile göremedin amca, ama ben canavarın büyüğünü hakladım." Yaşlı avcı gözlerini dikilmiş, artık apacık seçilmeye başlanan Çeçen'in beyaz sırtına bakıyordu. Terekin çırpıntılı suları cesedin çevresinde minik çevrintiler yapıyordu. Bir ağaç kütüğü altına gizlenmiş yüzüyordu. "Ama gördüm onu. Görmemlerde yapıştırdım kurşunu. Baksana şuraya. Nah şurada. Mavi pantolonu var. Tüfeği görüyor musun?" "Kör değilim, görüyorum elbette" dedi yaşlı avcı sertçe ve kaygılı bir ifadeyle. "Bir cigiti öldürmüşsün" diye ekledi sonra yazıklanırcasına. "Şuracıkta otururken karşı kıyıda bir karaltı fark ettim. Evet, daha ırmağın karşı kıyısındayken dikkatimi çekmişti adam. Kıyıya iyice yaklaşıp kendini suya bırakıvermişti sanki. Akıl alır gibi değildi. Suyun üzerinde yüzen koca bir ağaç gövdesi vardı. Ama ağaç akıntının yönünde yüzecek yerde birden yana ırmakta enine ilerliyordu. O arada ağaç gövdesinin altından bir kafa görmeyeyim mi? Bu da neyin nesi dedim. Sazlar görüşümü engelliyordu. Şöyle biraz doğrulup bakayım dedim. Ama alçak herif huylandı. Çıkardığım sesi duydu sanırım. Suyun sığ yerine varınca kütüğün altında uzanıp çevresine bakındı. Seni sahtekar diye düşündüm. Kaçamayacaksın elimden. Tam kütüğün altından sıyrılıp çevresine bakıyordum ki... Ah, heyecandan şu anda bile yüreğim daralıyor. Tüfeğimi alıp kımıltısız beklemeye başladım. Herif durdu, kendini yeniden suya bıraktı ve tam ay ışığının altına geldiğinde sırtı olduğu gibi ortaya çıktı. Çıkmasıyla da baba oğul ve kutsal ruh adına deyip tetiğe asıldım. Ortalığı kaplayan duman bulutu arasından herifin suda çırpındığını gördüm. Sanki bir inilti de kopardı ya da bana öyle geldi. Tanrım sana şükürler olsun, öldürdüm herifi diye düşündüm. Zaten adam suyun sığ verine vardığında her şey apacık ortaya çıktı. Doğrulmak için hamle yaptıysa da başaramadı, gücü yetmedi. Bir iki çırpındı, sonra kımıltısız olduğu yerde kaldı. Bütün bunları apaçık gördüm. Baksana herife, en ufak bir kımıltı yok. Besbelli ölmüş. Kazaklar karakoldakileri çağırmaya gittiler. Bunun yanında gelen başkaları da varsa kaçmasınlar diye. Kaçmasınlar diyeymiş. "Artık çok geç delikanlı" dedi yaşlı avcı, yeniden acıyla başını salladı. Bu sırada kıyıda yüksek sesle konuşmalar, kırılan kuru dal patçırtıları duyuldu. Kazaklar gelmişlerdi. Kimi atlı, kimi yayaydı. "Bir kayık getiriyorlar galiba" diye bağırdı Luka. Kazaklardan biri "Aferin Luka" dedi. "Buraya çeksene onu." Lukaşka gözleri hep düşmanında, kayığın getirilmesini beklemeden soyunmaya başladı. Ama karakol komutanı "Bekle" diye bağırdı. "Nazarka kayığı getiriyor." Bir başka kazak da "Salak" dedi. "Belki sağdır herif daha. Ölü taklidi yapıyordur. Hançerini al yanına. Aklını kendine sakla" diye karşılık verdi Luka pantolonunu çıkarırken. Canlı çevik hareketlerle soyundu. Hat çıkardı, sonra şap diye suya atlayıp beyaz kollarıyla uzun, geniş kulaçlar atarak ve sırtı hep suyun üzerinde terekin sığlaştığı karşı kıyıya doğru akıntıyı dik keserek yüzmeye başladı. Kıyıdaki kazaklar bir ağızdan çınlayan seslerle konuşuyorlardı. Ata binmiş 3 kazak çevreyi kolaçan etmeye çıktı. Irmağın kıvrıldığı yerin gerisinde bir kayık göründü. Sığlığa varınca Lukaşka suda doğruldu. Ölünün üzerine eğildi, eliyle bir iki kez dürttü, sonra "Ölmüş bu" diye çınlayan bir sesle karşı kıyıya bağırdı. Başından vurulmuştu Çeçen. Mavi pantolonunu, gömleğini ve çerkez kasıyla tüfeğini ve hançerini sırtına bağlamış, bütün bunların üzerinde de Lukaşka'nın başta kafasını karıştıran büyükçe budaklı bir dal tutturmuştu. "Oltamıza düşen şu sazana bakın millet" dediği kayıktan çıkarılıp çayırların üzerine uzatılan ölü Çeçen'in çevresinde halkalanmış kazaklardan biri. "Benzi nasıl da sarı?" dedi bir başkası. Üçüncü bir kazak da şöyle dedi. "Bizimkiler ne yanda arıyorlardı acaba öbürlerini? Hep karşıyı tarıyorlar herhalde. Bu adam öncü olmazsa suyu bu şekilde girmez. Irmağa tek başına yüzerek geçmeye kalkışmazdı." Kıyıda titreye titreye ıslak giysilerini giyen Lukaşka hafifçe alaylı, "Becerikli Hinoğlu Hin'in birine benziyor," dedi. "Gözünüz cigit görsün," diyerek kendini öne atmış besbelli. Sakalını da kırpmış, kınalamış. "Daha kolay yüzebilmek için Çerkez kasını da torba içine koyup sırtına bağlamış," dedi bir başka kazakta. "Baksana Lukaşka," dedi karakolun komutanı. Elinde ölüden aldığı tüfek ve hançer vardı. "Hançer senin olsun Çerkezka'da. Tüfek içinse yanıma uğra, sana 3 moneta vereyim." Tüfeğin namlusuna üflerken ekledi. "Karıncalanmış üstelik bu meret. Yine de övünçle saklayacağım bir hatıra olacak." Lukaşka karşılık vermedi ama bu dilenciliğin canını sıktığı da belliydi. Ne yazık ki geri çeviremezdi bu isteği. "Şunun haline bak," dedi suratı bir karış, Çeçen'in Çerkeskasını fırlatıp yere atarken. "Çerkeska'da Çerkeska olsa, dilenci pırtısından farkı yok." "Odun keserken işe yarar," dedi kalabalıktan biri. "Mosev, ben bir eve kadar uzanacağım," dedi Lukaşka. Öfkesi geçmişti anlaşılan ve karakol komutanına sağladığı yararı fırsata dönüştürmek istiyordu. "İyi ya, git," dedi komutan. Sonra tüfeği incelemeyi sürdürürken, "Onu getirip karakolun arkasına bırakın çocuklar," dedi. "Üzerinde güneşe karşı çoban alacağı gibi bir şeyler yapın. Dağlardan kendisini geri almak isteyen çıkarsa fidye isteriz." "Havalar o kadar sıcak değil ha," dedi biri. "Ya bir çakal gelir de onu parçalarsa, o zaman ne olacak?" diye karşı çıktı kazaklardan biri ona. "Başına bir nöbetçi dikelim. Fidye ödemeye gelenlerin parçalanmış ceset görmeleri iyi olmaz." "Bak Lukaşka, onu bunu bilmem," dedi komutan neşeyle. "Çocuklara bir kova içki ısmarlayacaksın." "Herhalde," diye atılıp bir ağızdan onayladı onu kazaklar. "Bir kere adettendir. Sonra adamdaki kısmete bak. Tanrı'nın yardımıyla nasıl olduğunu kendi de anlamadan bir abrek öldürdü." "Biraz daha para ver, hançerle Çerkeska'da senin olsun," dedi Lukaşka komutana. "Pantolonunu da satın alabilirsin. O kara kuru herifin pantolonu bana dünyada olmaz." Kazaklardan biri Çerkeska'yı 1 monetaya satın aldı. Bir başkası hançer için 2 kova içki teklif etti. "Tamam arkadaşlar," dedi Luka. "Erdilerimle sizi köyden 1 kova içki getireceğim. Pantolonu da birkaç parçaya ayırıp kızlara atkı diye verirsin," dedi Nazarka. Kazaklar bastılar kahkahayı. "Yeter bu kadar şamata," dedi komutan. "Cesedi taşıyın, kulübenin arkasına bırakın bu pisliği." Kazakların ölüyü isteksizce tuttuklarını gören Lukaşka, "Ne duruyorsunuz? Buraya getirsenize onu," diye buyurgan bir sesle bağırdı. Kazaklar da sanki Lukaşka komutanlarıymış gibi buyruğunu yerine getirdiler. Ölüyü birkaç adım taşıyıp bacaklarını yere bıraktılar. Cansız bacaklar yere çarparken birkaç kez hafifçe titredi. Kazaklar iki yana açılıp sessizce durdular. Kimsenin ağzını bıçak açmıyordu. Sonra Nazarka ölünün yanına gitti. Başını çevirip şakağındaki kanlı kurşun deliğine baktı. "Amma tutturmuş, tam beynine," diye mırıldandı. "Ziyan olacak mal değil bu. Yankınları er geç duyup geleceklerdir." Yine kimseden tek ses çıkmadı. Kız doğmuştu sanki. Ağızlar hep öyle kilitliydi. Yükselmeye başlayan güneş çiğ kaplı otlara ışık yaydırırken öteden terekin şırıltıları geliyor, uyanan ormanın 4 bir yanından sülünler birbirine bağırarak sabaha karşılıyorlardı. Ölünün çevresinde halka olan kazaklar gözlerini dikmiş, sessiz, kımıltısız ona bakıyorlardı. Kimseden çıt çıkmıyordu. Islandığı için rengi koyulaşmış mavi bir pantolondan başka üzerinde bir şey bulunmayan kahverengimsi çıplak bedenin çizgileri uyumlu ve güzeldi. Aşağıya eğimli karnı bir kuşakla sarılıydı. Kaslı kolları kaburgalarına bitişik, dümdüz uzanıyordu. Daha yeni kazınmış, mavimsi, toz toparlak kafası geriye düşmüştü. Dümdüz, yün yanığı alnının yan altında kanlar pıhtılaşmaya başlayan yarası seçiliyordu. Alnıyla kazının saç bölgesi birbirinden keskin bir çizgiyle ayrılıyordu. Cam gibi gözleri yukarıya dikilmiş, karşısındaki her şeyi aşan bakışları uzaklara yönelmişti. Göz bebekleri biraz aşağıya kaymış gibiydi. Kısa kırpılmış, kızıl bıyıkların altında görünen incecik dudakların iki uçta gerilmiş olması, burada donup kalan alabildiğine içten ince bir gülümsemeyi imler gibiydi. Kızıl tüylerle kaplı elleri küçük, bilekleri inceydi. Kınalı parmakları içeri bükülmüştü. Lukaşka hala giyinmemişti. Islaktı, boynu kıpkırmızı, gözleri her zamankinden daha ışıltılıydı. Geniş elmacık kemikleri seyiriyor, sabah serinliğinde sağlıklı ak bedeninden belli belirsiz bir buğu yükseliyordu. O da insan evladıydı diye mırıldandı, ölüyü pek bir sevmiş gibiydi. İlk o seni görmüş olsaydı, dedi kazağın biri, bu kez o seni yere indirecekti. Böylece dilleri çözüldü kazakların. Konuşmaya, devinmeye başladılar. İki kişi çoban alacağı kurmak için çalı kesmeye giderken öbürleri karakola yöneldi. Luka ile Nazarka ise köye gitmeye hazırlanmak için koşturdular. Yarım saat sonra Terek'i köyden ayıran sık orman içinde neredeyse koşar adım yürüyor, konuşuyorlardı. "Sakın seni benim gönderdiğimi bilmesin," dedi Lukaşka sertçe arkadaşına. "Bak bakalım, kocası evde mi değil mi? Oradan da Yamka'ya geçerim," diye karşılık verdi Nazarka. "Söz dinler, uysal. Eğleniriz biraz ha. Şimdi eğlenmeyeceksek ne zaman eğleneceğiz?" İki arkadaş köye varınca ilk iş kafaları çektiler. Sonra da yataklara devrilip akşama dek uyudular. Luka'nın bir Çeçeni öldürmesinden 3 gün sonra Kafkas piyade alayından 2 bölük gelip Novamliskaya köyüne yerleşti. Bölük arabaları köy meydanına dizilmiş, koşumları çözülen atlar arabalardan ayrılmıştı. Bir çukur kazıp sağdan sola topladıkları odunlarla ateş yakan aşçılarsa lapa kazanını ateşin üzerine oturtmuşlardı. Bölük başçavuşları askerleri sayarken seyisler atları bağlamak için yere kazık çakıyorlardı. Kimlerin nerede kalacağını ayarlamaktan sorumlu askerlerse sanki köyün yerlisiymiş gibi her sokağa dalıp her eve bakıyor, subayların ve askerlerin kalacakları yerleri belirliyorlardı. Alanın bir köşesinde yan yana dizili yeşil sandıklar, bir başka köşede atlar, arabalar duruyor, öte bir yerde ise lapa kazanları kaynıyordu. Yüzbaşı Teğmen ve bölük başçavuşu Onisim Mihailoviç de buradaydılar. Bölüklerin buraya yerleşme emri aldığını bütün köy duymuştu. Dolayısıyla askerler evlerinde sayılırlardı. Bölükler niçin yerleşiyorlardı buraya? Kazaklar nasıl insanlardı? İki askeri birliğin gelip köylerine yerleşmesi keyiflerini kaçırmayacak mıydı? Ya din sapkınıysa bu köyün insanları, umrunda değildi bunlar askerleri. Sayımdan sonra serbest bırakıldıklarında üstleri başları toz içindeki yorgun askerler arı sürüsü gibi uğuldayarak karma karışık bir şekilde köyün her yanına dağıldılar. Kazakların bu zoraki konukluktan hiç hoşlanmadıklarının o kadar farkında değillerdi ki ikişerli, üçerli gruplar halinde şakalaşa şakalaşa, tüfeklerini şakırdata şakırdata evlere giriyor, teçhizatlarını, kayış takımlarını duvara asıp torbaların içindekilerini çıkarırken evdeki kadınlara, kızlara laf atıyorlardı. Askerin en sevdiği yer olan lapa kazanının başında büyük bir grup toplanmıştı. Dişlerin arasına sıkıştırdıkları sigaralarını tüttürerek bekleşen askerciklerin bakışları lapa kazanından sıcak göğe doğru belirsizce yükselerek iyice yukarılarda beyaz bir bulut oluşturan buharla tertemiz havada erimiş, cam gibi ürperen ateş arasında gidip geliyor, Ruslar gibi yaşamadıkları için Kazaklarla dalga geçiyorlardı. Bütün avlularda askerler görülüyor, onlardan yükselen kahkahalara evlerini koruyan, su ve kap kaçak istediklerini geri çeviren Kazak kadınlarının tiz, öfke dolu çığlıkları karışıyordu. Oğlan ya da kız, bütün çocuklar ya analarına ya da birbirlerine sokulmuşlar, hayatlarında ilk kez gördükleri askerlerin her hareketini şaşkın bakışlarla izliyor, onlar nereye giderlerse güvenli bir uzaklıktan artlarına takılıyorlardı. Dışarı çıkıp evlerinin önündeki sıra biçiminde yapılmış toprak yükseltiye oturan yaşlı Kazaklar askerlerin telaşlı koşturmalarını sessiz ama öfkeli bir yüzle izliyorlardı. Sonunu kestiremedikleri bu işi Tanrı'ya havale etmiş gibilerdi. 3 ay önce Kafkasya'da alaylardan birine teğmen olarak atanan ve burada görev yapmakta olan Olenin'e köyün en güzel evlerinden biri ayrılmıştı. Kazak Azteğmen İlya Vasilyeviç'in yani Ulitka teyzenin evi. Vanyuşa soluk soluğaydı. "Şimdi ne yapacağız Dmitri Andreyeviç?" diye sordu Olenin'e. Sırtında Çerkez kasıyla Gorizni'den aldığı atının üzerinde oturan ve 5 saatlik bir yolculuktan sonra nihayet kendisine ayrılan evin avlusuna girmekte olduğu için keyfi yerine gelen Olenin önce bir yüreklendirircesine atını okşadı. Sonra yüklerin olduğu arabayı getirip hemen eşyaları yerleştirmeye başlayan, yüzü bitkin, saçları karışmış, ter içindeki Vanyuşa'ya döndü. "Ne oldu İvan Vasiliç?" Görünüşü çok değişmişti Olenin'in. O gitmiş, yerine bambaşka biri gelmişti. Önceleri her gün tıraş olurken şimdi hafif bir sakal ve bıyık belirmişti yüzünde. Gece hayatından sararıp solmuş çehresi, yanakları, alnı, kulaklarının arkası güneşten yanmış, sağlıklı bir bakır rengi almıştı. Üzerinde gıcır gıcır bir siyah frank yerine beyaz, kirli, geniş kırmalı bir çerkeska vardı, silahlıydı. Kol ve yakaları kolalı beyaz bir gömlek yerine kırmızı, dik yakası yanık boyuna sıkıca saran, ham ipekten yerel bir gömlek giymişti. Çerkezler gibi giymek istemiş ama olmamıştı. Cigit değil, Rus olduğu hemen anlaşılıyordu. Buna karşılık tüm bedeninden sağlık, neşe, kendinden hoşnutluk fışkırıyordu. "Size göre hava hoş tabii," dedi Vanyuşa. "Ama gidip kendiniz bir konuşmaya çalışın bakalım şu insanlarla. Hayırdan başka söz bilmiyor, hiçbir şeye izin vermiyorlar. Tek kelime çıkmıyor ağızlarından." Eline geçen demir bir kovayı eşiğe doğru fırlattı. "Bunlar Rus falan değiller sanki." "Gidip Azteğmen'le görüşseydin keşke." Vanyuşa içerlemiş. "Azteğmen'in yerini nereden bileyim ben?" dedi. "Kim canını sıktı senin bu kadar?" dedi Olenin çevresine bakınarak. "Bir bilebilsem, lanet olsun. Gerçek ev sahibi de ortalarda yok. Dediklerine göre Kiriga diye bir yere gitmiş. Bana bunu söyleyen karısı olacak koca karı, Tanrı korusun, tam bir baş belası." Yaşlı kadının nasıl bir baş belası olduğunu anlatmak için başını elleri arasına aldı. "Burada nasıl yaşayacağız aklım almıyor. Tatarlardan bin beter bu köyün insanı. Sözüm ona Hristiyanlar. Olmaz olsun böyle Hristiyanlık. Tatarlar bunlardan çok daha soyludur. Kiriga'ya gitmişmiş." "Ne Kirigası be? Kiriga ne?" Olenin atından inmeden, "Yani kalacağımız sarayı beğenmedin," diye takıldı emirlerine. "İzin verin atınızı alayım," dedi. Vanyuşa karşı karşıya oldukları yeni koşullardan kaygılandığı belli ama yazgısına da boyun eğen bir tavırla. "Demek Tatarlar bunlardan çok daha soylu ha Vanyuşa," dedi Olenin atından inip eğere hafifçe vurarak. Vanyuşa ters ters söylendi. "Gülersiniz tabii. Size göre ne var?" "Kızma İvan Vasilyeviç," dedi Olenin hep gülerek. "Bırak ben gidip konuşayım ev sahipleriyle. Göreceksin, her sorunu çözümleyeceğim. Hiç kaygılanma. İnan burada çok güzel bir hayatımız olacak." Karşılık vermedi Vanyuşa. Bunun yerine efendisinin ardından küçümser gibi bakıp başını salladı. Vanyuşa'nın gözünde Olenin bir efendiydi. Olenin'in gözünde Vanyuşa bir uşak. Biri çıkıp da onlara arkadaş olduklarını söylese herhalde ikisi de çok şaşırırdı. Oysa bunu kendileri bile bilmeseler de onlar iki arkadaştılar. Vanyuşa Olenin'lerin evine 11 yaşındayken alınmıştı ki o sıralar Olenin'in yaşı da ancak o kadardı. Olenin 15'ine bastığında Vanyuşa'nın eğitim almasını kendine iş edindi ve ona bir süre Fransızca dersler verdi. Vanyuşa'yı müthiş gururlandıran bir şey oldu bu. Bugün bile keyifli olduğu anlarda Vanyuşa Fransızca birkaç sözcük döktürür. Ardından da daima şapşal bir sırıtma yayılır yüzüne. Evin önündeki basamakları hızlı adımlarla çıkan Olenin sofaya açılan kapıyı itti. Evdeyken hemen bütün Kazak kadınları gibi üzerinde yalnızca pembe bir entari bulunan Maryanka korkuyla kendini ta kapının karşısındaki duvara attı. Tatar entarisinin geniş yeniyle yüzünün alt kısmını kapattı. Kapıyı iyice açan Olenin yarı karanlık odada karşı duvara yapışmış duran uzun boylu, düzgün endamlı genç bir Kazak kadını gördü. Gençliğe özgü aç gözlü ve merak dolu hızlı bakışları kızın üzerinde basma entarinin altından belli olan güçlü bir bakire bedeninin çizgilerini ve çocuksu bir korku ve vahşi bir merakla kendisine yönelmiş güzel, etkileyici kara gözleri ayırt etti. "İşte biri," diye geçirdiği içinden, hemen ardından da "bunun gibi kim bilir daha kaç kız vardır," diye düşünerek yandaki kapıyı açtı. Burada Ulitka teyze arkası dönük kapıya dönmüş, iki büklüm olmuş yerleri süpürüyordu. Onun da üzerinde yalnızca bir entari vardı. "Merhaba anacığım," dedi Olenin. "Sizin evde kalacağım da onun için geldim." Kazak kadın hep öyle iki büklüm ama sertçe bakarak hala güzel yüzünü ona çevirdi. Çatılı kaşlarının altında göz ucuyla bakarak bağırdı. "Niye geldin buraya? Bizimle alay etmeye mi ha? Tutaraklı herif." Korkusuzca katıldığı ama anasından emdiği sütle burnundan getiren Kafkasya çarpışmalarından sonra her yerde, hele hele dayanışma içinde oldukları Kazaklar arasında sevgiyle, güler yüzle karşılayacağını düşünen Olenin'i yaşlı kadının bu tavrı çok şaşırttı. Yine de yılmadığı, kalacağı yer için para ödeyeceğini açıklayacak oldu. Ama yaşlı kadın onun sözlerini tamamlanmasına ile fırsat vermeden tiz bir sesle bağırmaya başladı. "Ne işin var burada? Başka derdin yok mu senin? Sinek kaydı tıraşlı suratına hele şunun. Az bekle. Evin reisi geldiğinde kalacağın yeri gösterir. Senin pis parana ihtiyacımız olmadığını da bilesin. Sanki hiç para görmedik. İçtiği sigaralarla evi leş gibi kokutacak. Bir de kalkmış para veririm diyor. Param batsın senin. Kurşunlara gelesice." Vanyuşa haklıymış diye düşündü Olenin. Tatarlar bunların yanında sütten çıkma ak kaşık kalır. Ulitka teyzenin bedduaları devam ederken kendini odadan dışarı attı ve tam bu anda sırtında yine o pembe entarisi ama yüzünü gözlerine dek ak bir başörtü ardına gizlemiş Maryanka ile burun buruna geldi. Kız çıplak ayaklarıyla yerde şap şap sesler çıkararak hızla sofaya geçti. Oradan da evin girişindeki basamaklara yöneldi. Aşağı inince kapıda bir an başını sertçe geri çevirerek alaycı gözlerle Olenin'e baktı ve köşede gözden kayboldu. Bu genç, güzel, endamlı, diri bedeninin etkileyici kıvrılışlarla akıp gitmesi, ak örtünün gerisinde ışıyan gözlerindeki vahşi bakışlar Olenin'i bu kez daha bir etkiledi. "Yoksa bu mu düşleyip durduğum kadın?" diye geçti aklından. Artık kalacak yer konusunu çok daha az düşünüyor gibiydi. İkide bir başını çevirip Maryana'nın ardından bakarak Vanyuşa'ya doğru yürüdü. "Genç kızları bile ne kadar vahşi, görüyorsun değil mi?" dedi. Hala arabadan eşya indirmekle uğraşan Vanyuşa, neşesi biraz yerine gelmiş gibiydi. "Sanırsın yılkı kısrağı." Sonra zafer kazanmış bir edayla ve sesini daha da yükselterek "Neylersin lafam?" diye ekledi ve kahkaha attı.